Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba hoş geldiniz. Merhabalar. Hocam nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, nasılsınız? Merhaba. 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 Ayrıca Uludağ Üniversitesi mezunuyum ben de yani. Gerçi sizin fakülte ben... Çiftçi, Uludağ Üniversitesi makine mühendisi, lisans son sınıf öğrencisi. Aynı zamanda Uludağ'da endüstri mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Son sınıf derken bu sene son sınıf oluyor. Evet, bu sene son makine öğretiyor ya da okulunda öğretiyor. Burada vakit geçiririz. Yılın olmayı buradayız. Ben de Adana'yım. Tam Balkan göçmeni öyle. Biraz Bursa tarafı da var yani. Bursa'dan da var mı? Bursa da öyle. Evet, evet. Bursa. Ben zamanında OYAK yanında part-time olarak çalışıyorum. Kalan vakitlerimde de makinede ve normal olarak çalışıyorum. Hafta içi her gün. Sonrasında part-time'a geçeceğim okula çıkırsa eğer. Aaa. Aynı zamanda makinede. Hazırlık vardı senin. Aynen. Ama hazırlıkta sen teknik bir, yani dil değil mi sadece hazırlık? Dil ama yani az sen de deniz dilim, hemşerim. Evet, halledim. Halledim. Onların heyecanlarından, besleniyoruz ve çalışmalarımızı şu anda beraber. Bursa'da mı sen? Ekibimiz Uludağ Üniversitesi bünyesinde kurulan bir ekip. Çevreye duyarlı, çalışkan, uyumlu, yenilikçi, alanda yetkin mühendisler yetiştirmek üzere. 2004 yılında makine mühendisliği öğrenciler tarafından kurulmuş bir ekip. İlk etapta alternatif enerjili araçlar çatısı altında araçlar üretmeye başlayıp devamında da gelişen teknoloji trendiyle birlikte farklı alanlara yönelen bir ekibiz. Kaç kişilik bir ekipsiniz siz? 30. Totalde? Evet. Shell firmasının düzenlediği 1939 yılından beri düzenlenen bir yarışma. Yarışma ise tamamen verimlilik odaklı bir yarışma. Ve dünyanın en prestijli mühendislik yarışmaları arasında gösterilen bir yarışma. Bu süreçte de Shell'in 2050 yılından itibaren sıfır emisyon salınımını hedefleyen bir projesi var ve bu proje kapsamında bu yarış düzenleniyor. Bizler de bu yarışmaya aktif olarak katılım göstermekteyiz. 2018 yılında da Avrupa Şampiyonu ödülünü alabildik. Verimlilik statüsünde birinci olmayı başardık. Ve şampiyon olan ilk Türk ekibi ünvanını alabildik. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik bu süreçte. 2019 yılında Avrupa İnovasyon İkincilik Ödülünü aldık. Üretmiş olduğumuz sistemlerle ve projelerimizle birlikte. Esasında sadece yarış odaklı değil, gelecek odaklı bir ekibiz. Geleceğin teknolojileriyle geliştirmeye çalışıyoruz. Ve 2021 yılında Avrupa ve Afrika Emniyet Şampiyonluğu Ödülünü aldık. Ve sürdürülen bu sanallık sürecinde ise de Avrupa Afrika Road'da 2050 şampiyonu olabildik. Ve sanallık sürecinde ise dünya 8.'si, Avrupa 3.'si olan bir ekip olma başarısı gösterdik. Bizim gözlemleriyle birlikte de içimizdeki dayanışmanın sonucu olarak çıktı. Ve devam eden süreçte de oksijen termal yönetim sistemi geliştirdi ve parçalar üretip filament üretimi yaptı ve çevreye duyarlı bir ekip olduğunu gösterdi. Bununla birlikte de sürdürülebilir ekonomi ödülünü almaya hak kazandı. Geliştirmiş olduğumuz... Amacınız ne? Nereye gidiyoruz? Başarılarımızı öncelikle daha çok... Hep işverenler şunu isterler, işte tecrübeli. Ya kimse okuldan tecrübeli olarak çıkmaz ki. Sıfır çıkar yani. Okul yeni bitmiştir ve iş arıyordur o kişi. Yani bana göre tecrübe bu işte yani. Siz aslında bir sürü pratik imkanına da sahip oluyorsunuz. Ama bunu bir de böyle başarıyla taşlandırmak, bu insanı motive eden, onur eden bir konu açıkçası. Bursa'nın ismini duyuyorsunuz, Uludağ Üniversitesi'nin ismini duyuyorsunuz. Avrupa'nın ikinci büyük nüfusuyuz ve beşinci, altıncı büyük ekonomisiyiz. Ya bizim mazeretimiz falan yok. Güçlü bir şehir ve güçlü bir ülkeyiz biz yani. Dolayısıyla bizim gerçekten mazeretimiz yok. Artık rutin şeylerden ziyade ufkumuzun, vizyonumuzun daha geniş olması lazım ve biz yüksek teknolojili işler düşünmeliyiz. İcat yapmalıyız biz ya. Biz icat yapmalıyız. Mesela yerli otomotiv bu manada ciddi heyecan verici bir proje. Ben aslında yerli otomotivi sadece ya bir ilki başarmış olmak psikolojisiyle bakmıyorum yerli otomotive. Bir vatandaş olarak. Biz artık katma değerli yüksek işler yapmalıyız. Yani bu İHA'ların, SİHA'ların, yerli otomotivin, şuyun buyun yoğun konuşulduğu dönemde sizin yaptığınız bu çalışmalar çok değerli. Ama hani az önce bundan sonraki hedefiniz ne derken olayı da tabii bir yere de taşımak da lazım. Onu da söyleyeyim yani. Böyle hobi anlamında bir şeyler yapmaktan öte olayı gerçekten bir yere de taşımak da lazım yani. Beraber de icat yapmak zorundayız kardeşim.
yenilikler katmak zorundayız. Yani değişimin, dönüşümün bu denli hızlı olduğu günümüzde, bu denli ya, yani artık eskiden bu sefer 3 yılda, 5 yılda bir oluyordu, 10 yılda bir oluyordu. Şimdi artık 3-5 ayda bir oluyor tabirinde yani. O kadar değişiyor ki, o kadar çabuk güncelleniyor ki. Dolayısıyla siz de muhtemelen dediniz yani yaz tatillerini falan yapamıyoruz, buralarda takılıyoruz. Yani iş hayatında bunu çok daha yoğun bir şekilde yaşayacaksınız zaten. Bu hesabı kitabı yapmak zorundayız. Ben çok teşekkür ederim size. Başarılar diliyorum. Ülkenize güvenin. Şehre güvenin. Baros, son şeydi. Aracımız. 2020. Bu 2017'den beri pistlerde. Bu da hidromakit. Bunda da Teknofest'e katıldınız. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.